tuvalette sıra vardı. Beklettim, kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar içeri. Bundan yani, sorun yok. Telefonda burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? Hiç. Çalmadı bile. Evet. Ne diyorduk? Ha, abi, bana kırılmamana o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'i eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım, anladım. Ya bunlar Aslı'yla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam, tamam, haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak. Sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun mu? Tamamen. Deniz'iydi, Yıllı'ydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. Hadi inşallah. Deniz'cim ya. Şu senin eve giren hırsızları bulabildin mi polisler? Yok, ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu Yıllık bulunsa bari. Hah, ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Hah, işte bu çok iyi fikir. Dur, ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa, tabii konuşurum, ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa, lafı mı olur? Bana bak. Yıllık, Yıllık diye ağlayıp duruyordu bu kız. Sen bunu nasıl ikna ettin bu kadar çabuk? Bulamadım dedim. Ha, zorla mı? Bulamıyorum. Ne yapayım? Yıllığı yoktan var mı edeyim yani abi? En sonunda da pes ettim. Yalan söyledin değil mi kıza? Yıllık aslında evde, ha? Evet. Aslı bulmasın. Hayatta bulamaz. Oğlum. Onu öyle bir yere sakladım ki benden başka kimse bulamaz abi. Lan Mehmet'e nereye sakladın lan? Merak ettim ha. Şimdi benim evde bir kutum var. Üstünde ıvır zıvır yazıyor. Onun içinde. Çok iyi bir sana. Mehmet Ali ıvır zıvır. Anneciğim, bir kere de şaşırtsan beni. Ha, şöyle bir zili çalsan ding dong. Ah canım kızım benim. Şimdi senin çok telaşen vardır. İşin başından aşkındır diye. Öyle çok bölmek istemedim seni. Ay ne kadar düşüncelisin anneciğim ya. Tabii öyleyimdir ben. Biliyorum bunu. Tevazuya gerek yok çocuğum. Ah, ah. Canım torunlarım ne çok severlerdi şu babaanne kurabiyesini. Daha ben fırından alırken kokusunu alıp atlayıp yerlerdi hemen ah. Tamam anneciğim, ben senden alırım tarifini, ben de yaparım. Öyle o tarifle olacak gibi değil çocuğum. Onun böyle bir hassas bir el ayarı vardır. Ama ne yapalım artık, sen madem çok istiyorsun veririz tarifini. Becerebilirsen yaparsın. Toplanmışım bayağı. Toplandık, toplandık. Bu Deniz niye gelmiş kızım? Çok mu özlemiş bizi? Küpesini düşürmüş. Anneciğim evi toparlarken buldum. Aradım sonra yakınlardaymış, uğradı. Resmen bir daha gelmek için bahane bu. Küpesini düşürmüşmüş. Bak, 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 bak. Biz de yedik. Yani anneciğim kız niye durup dururken böyle bir şey yapsın ki? Evladım, bizim aileye girmek isteyen her kadının numarasıdır bu. Biz bunlara alışkınız. Neyse hadi. Dur ben de yardım edeyim de toparlanalım bir an önce. Hadi kızım. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gerçekten biri bana, biz taşınırken sizin bana yardım edeceğinizi söylese hayatta inanmazdım. Hayat sürprizlerle dolu Aslı'cığım. Yani her şeye inanmamak lazım evladım.
Hadi az laf çok iş. Ha. Hadi kızım. Hadi evladım. Şimdi ne yapıyoruz anne? Ben anlatayım. Ben ufak tefek bir sürü bir şeyleri toparladım. Hı. Tamam mı? Ama çok fazla çer çöp çıktı tabii. Onları atacağım. Yani birçoğunu yeni eve götürmeyeceğim. Bence de. Götürme tabii evladım. Hepsi ıvır zıvır çöp. Hatta diyorum ki, sen yeni eve baştan aşağı yeni mobilyalar aldırt Mehmet Ali'ye. Anneciğim iyi misin? Aa, gayet iyiyim. Neden? Yani senin bana şu anda hani oğluma masraf yaptırma falan demen gerekmiyor muydu? Aa. Bak şu anda benim kalbimi kırıyorsun Aslı. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim evladım? Sen çalışan bir kadınsın. Senin Mehmet Ali'ye mi ihtiyacın var Allah aşkına? Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum. Ne var o kutuda? Bu kutuda anneciğim Mehmet Ali'nin ıvır zıvırları var. Yani böyle bir sürü bir şey toplamış. Gelsin soracağım. Ne soracaksın evladım? At gitsin Allah aşkına. Senin için gereksiz olan gereksizdir zaten. Yok anneciğim öyle olur mu? Bak yıllığını saklamış mesela. Belki istemez atmamı. Sen gene de at. İçinden at bak geliyorsa at çocuğum. At gitsin. Hı. Burada ne var? Anne bir şey söyleyeceğim. Şu Mehmet Ali'nin yıllığını açıp bir okuyalım mı? Hayır bir bakalım yani arkadaşları neler demiş Mehmet Ali için. Aa, ama kızım yani bu tabaklar evladım böyle olmaz yani. Bak çok kötü sarmışsın bunları. Anneciğim ne böyle kırılır evladım? Yani getir bakayım neden doğru dürüst. Bu yok mu başka gazeteleri? Anneciğim, onları ben beraber saralım. Böyle olmaz çocuğum. Anneciğim ben sardım ya zaten işte bunları. İyi saramamışsın evladım. Ne kadar gazete getir şunları. Bir daha sarmamız lazım en başta. Gayet iyi sardım. Anneciğim iki kere iş yapmayalım şimdi. Ne gerek var? Yapalım. Yapalım. Koyun doğruya. Elimize mi yapışacak? Tamam. Tamam bir daha saralım anne. Bir daha saralım. Bu ne bu?